Ramazan'da oruç tutarken kişi böbrekleri optimal seviyede çalışır. Kendini ayarlıyor. Su ve tuz oranını dengeliyor. Çok yoğun çalışıyor. Haşır aktivite çalışıyor. Kendini temizliyor, arıtıyor. Böbreğin de fonksiyonları artıyor Ramazan'da. Pankreas mesela beta hücreleri adacık hücrelerini denir. Pankreası dil gibi bir organ. Üzerinde böyle ada şeklinde dağınık olarak beta hücreleri var. Buna adacık hücreleri veya beta hücreleri denir. Evet hocam. Beta hücreleri pankreasın salgılamış olduğu enzimin sadece %2'si insülindir. Geri kalanı başka enzimler. Lipaz, amilaz, tripsin vesaire. Fakat beta hücreleri diğer hücrelerden farklı olarak jelibon gibi. Biraz yumuşakça. Diğer hücreler biraz sert. Pankreas yağlandığı zaman jelibon gibi olan bu beta hücresi sıkışırsa o küser hayata. Ben küstüm der, insülin salgılamaz. Evet. Çok narin bir yapıya sahip. Beta hücresi. Çok alıngan. Alıngan, hemen küser. Küstüm de insülin salgılamaz. İnsülin evet. Salgılamazsa şeker hastalığı başlar. Evet hocam. Peki. Ramazan'da ne oluyor? Diğer sert hücreler yağlanıyor ya. Bu yağ tabakaları erirse diğer hücreler de biraz kendine geliyor. Aa iyiymiş diyor, tamam. Plaklar çözülüyor. Beta hücresini serbest bırakıyorlar. Böylece beta hücresi tamam tekrar fonksiyona insülin salgılamaya başlıyor. Bir de eğer ki çok ağır vakalar varsa şeker hastalarında Hindistan'da bir bitki yetişir. Gurmar. Hint sarmaşığı da denir. Sarmaşık. Bunun birleşiminde cinnamik asit denen bir asit var. Bu cinnamik asit ne yapıyor? Beta hücrelerini uyarıyor, harekete geçiriyor. Yani uyku halinde olan, artık pasif olan, insülin salgılamayan beta hücrelerini harekete geçirir. Ve tekrar insülin salgılamasını sağlar. Yani şeker hastası çok geç kalınmamışsa tekrar normal insülin salgılar hale gelir, normale döner. Şekeri ortadan kaldırır. Evet. Peki şeker hastalarının özellikle dikkat etmesi gereken beslenme tarzı nedir peki sahurda veyahut da iftarda? Şimdi hafif şeker hastaları oruç tutarsa çok faydalı. Yani tip 2. Ağır olmayan vakalar. Evet. Ama ağır vaka onun doktoruna danışması gerekir. Yani ağır olmayan vakalarda basit yeni başlayan şeker hastalığında oruç tutması çok faydalı. Çünkü pankreası temizliyor, arıtıyor oruç. Evet. Yani şeker hastası ağır vakalar bile olsa tutmak istiyor, yerine getirmek istiyor onu görevini. Doktora danışması gerek. Ona bir şey diyemem. Ha, sprolina yeterli kaldı. Yani o kumar kullanması gerekir. Ne kadar zamanda tedavi olacak? Tabii ki önceden tedavi olmak, iyileşmek gerek. Kurmar ne kadar etkin olur? Çok geç kalınmamışsa kurmar iyileştirir ama geç kalınmışsa, beta hücreleri yok olmuşsa, ölmüşse ne yapacaksın? Yapacak bir şey yok. Evet hocam. Evet. O zaman Sprolina ile de tekrardan hatırlatalım hocam izleyenlere. Sprolina ile halsiz düşüyorsanız, oruç tutamıyorsanız Sprolina size tavsiye edelim ve Sprolina ile daha sağlıklı oruç tutabilirsiniz. Buna ulaşmak için de iletişim telefonlarımızı ekranlarda görüyorsunuz. Ve İbrahim Gökçe'nin resmi internet sitesinden girip Sprolina hakkında bilgi alabilirsiniz. Danışma numarasından da Sprolina'ya ulaşabilirsiniz diye.